Yani aramızda bir sürü özellikle tabii ki son 10 yılın önemli meselelerinden birisi Türkiye'de dijitalleştirme faaliyetleridir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün gerek Osmanlı Arşivi gerekse Cumhuriyet Arşivi'nde milyonlarca belgeden bahsediyoruz. 95 milyon öngördüğümüz Osmanlı Arşivi ve aynı zamanda 30 milyonun üzerinde Cumhuriyet Arşivi'ndeki bir hafıza var ve bu hafızanın korunması ve aynı zamanda tabii ki kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Biz burada birinci görev olarak her zaman arşivcilerin birinci temel görevi evrakın muhafazasıdır. Ve bu muhafaza için uygun ortamların belirlenmesi, uygun iklimlendirme koşullarında evrakın tutulması, uygun dosya gömleklerde evrakın muhafaza edilmesi bizim birinci görevimizdir ve kamuoyuna, milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu açıdan baktığımızda tabii ki yakın zamana kadar biz evrakı araştırmacının önüne koyuyor idik. Benim de asistanlık yıllarım, araştırma yaptığım yıllarda işte Fatih Sultan Mehmet'e ait bir belgeyi talep ettiğimde o belge geç de olsa önüme geliyor ve ben araştırmamı o şekilde yapıyor idim. Ancak tabii ki bizim milletimize ve gelecek kuşaklara karşı önemli bir sorumluluğumuz o evrakın muhafaza edilmesi, korunması. Her türlü fiziki saldırıdan veya temastan da korunması. Dolayısıyla biz artık bunları çok uygun ortamlarda dijital ortama alıyoruz ve bunları araştırmacılarımızın kamuoyunun önüne hizmetine sunuyoruz. Bu açıdan birinci vazifemiz olan evrakın muhafazası konusunda da önemli bir adım atmış oluyoruz. Tabii ki son yıllarda Türkiye'de dijitalleştirme çok gelişti. Ancak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kontrollü ve stratejik planlarına riayet ederek dijitalleştirme faaliyetlerini yürütüyor. Sayısal olarak da gerçekten çok ciddi rakamlara geldik. Ha, bundan daha fazlasını da yapabilir durumdayız. Ancak bizim birinci temel görevimiz tanımı yapılmış, kimliği konmuş, adeta tasnifi yapılmış evrakı biz dijital ortama alıyoruz. Yani bir nevi araştırmacılara sunmuş olduğumuz belgeyi artık fiziki ortamda değil, dijital ortamda sunmuş oluyoruz. Bu açıdan devlet arşivleri son yıllarda ciddi rakamlara ulaştı tabii ki. Sadece 2017'de geçen sene 7 milyon evrakı dijital ortama aktardık. Bu yıl ise hedefimiz 8 milyon. Bu rakam her geçen sene artarak, katlanarak gidiyor ama belirttiğim gibi kontrollü bir şekilde gidiyor ve geleceğe matuf, yani bir takım risklerinden de arındırılmış şekilde bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Siz benleştirme çalışmaları tam olarak hani hangi yıl başladı? Yani şu ana kadar işte 2017 sonuna kadar, bugüne kadar toplam kaç bin rakam oldu ve hani buna evet. 8 bin daha eklenecek diyorsunuz. Tabii ki bu yıl özellikle dijitalleştirme çalışmaları 2001'den itibaren başladı. Ondan önce daha farklı fotokopi imkanları var, kişilere fotokopiler çekiliyor, veriliyor. Ama artık ondan sonra mikrofilm veya İşte sayısallaştırma dediğimiz çalışmalar başladı. Ancak ilk yıllarda bu sayılar tabii ki 300 bin, 400 binlerde kalıyordu. Belirttiğim gibi son yıllarda artık bir 10 sene önceye göre düşündüğünüzde 20-25 katı artmış durumdadır. Şu anda geldiğimiz rakam artık hamdolsun 40 milyon görüntüye ulaşmış durumdayız. Ancak daha önümüzde ciddi bir iş yükü var. Belirttiğim gibi bunları kontrollü bir şekilde ve evrakı araştırmaya açtıkça dijital ortama alma konusunda bir tercihimiz var bizim. Yoksa daha hiç araştırmaya açılmamış, henüz tasnifi tamamlanmamış evrakları dijitale alalım gibi bir kaygı da taşımıyoruz.